Değerli dinleyicilerimiz, dijital dönüşüm programımızın bu ayağında RPA'leri konuşacağız. Yani Robotic Process Automation sistemlerini konuşacağız. Yine bugün birbirinden değerli konuklarım var. Ve ben Murat Bey'le başlamak istiyorum. Murat Dayanıklı, Robusta RPA firmasının genel müdürü. Murat Bey hoş geldiniz. Teşekkürler Yener Bey, sağ olun. Bugün bütün konuklarımdan çok kısa 5 soru soracağım ve 10 dakikayı geçmeden cevaplar almak istiyorum. Yani dinleyicilerimizin kafasında RPA'lerle ilgili somut bir şeyler oluşması açısından hızlıca aslında sorularımı sorayım. Sonra da sırasıyla sizle beraber devam edelim. Birincisi, firmanızı tanıtmanızı isteyeceğim. Devamında pazar payı ve referanslarınız. Üçüncü sorum, diğerlerinden farklı ne yapıyorsunuz olacak? Yani herkesin tabii ki her şirketin bir iddiası var. Ve diğerlerinden farklı yaptığı, daha iyi yaptığı bazı özellikler var. Dördüncüsü, lisans ve ücret politikası noktasında hani detaya girmeden ama hani neyi lisanslıyorsunuz? RPA'lerde özellikle dinleyicilerimizin kafasında soru işaretleri oluyor. İşte kiralama modeli, satın alma modeli gibi modeller var. Ve son olarak da gelecekte ne gibi yenilikler sizin ürününüze geliyor? Kullanıcılarınıza ne gibi yenilikler sunacaksınız? Neyin üzerinde çalışıyorsunuz olacak? Buyurun üstad. Teşekkürler Yener Bey. Ben Robusta'yı tanıtarak başlayayım isterseniz. Robusta 2017 yılında sektörde uzun yıllar tecrübesi olan iki arkadaş tarafından kuruldu. Kuruculardan birisi ben, biri Mustafa Orakçı. Şu anda İTÜ Arı Teknokent'te faaliyet gösteriyoruz. 28 kişilik bir ekibimiz var. Temelde biz aslında sadece RPA yapmak için yola çıktık. Ve tek odaklandığımız konu da burada sektördeki aslında dijital çalışan diyebileceğimiz robotik süreç otomasyonuyla başlayıp ama temelde dijital çalışanlara doğru evrilecek bir ürün geliştirmek için yola çıkmış durumdayız. Ürünlerimiz bu alanda faaliyet gösteren global ürünlerle aynı olgunluk seviyesinde ve roadmap'imizde son sorunuzda geldiğimiz zaman konuşacağız. Aslında biz globaldeki trendlere uygun olarak dijital çalışana doğru ürünümüzü evrilmeye çalışıyoruz. Daha sonra 2017 yılında kurulduktan sonra Türkiye'de iyi bir müşteri bazına da bulaştı ürünümüz. Burada 20 Türkiye'nin işte aslında önemli kurumunda Robusta kullanılıyor. Burada Robusta'nın şeyde kullanım alanlarına baktığımızda biz finans sektöründe başladık. Finans sektöründe oldukça güzel use case'ler ortaya çıktı. Zaten regülasyonun yüksek olduğu alanlar finans, telko gibi kurumlar olduğu için RPA'yı ilk buralar benimsemişlerdi. Vakıf Bank işte kendi ekibini kurdu. Burada bizden sadece lisans alıyor ve süreçlerini tamamen kendi ekipleriyle tasarlıyor Vakıf Bank. Bu bizim için çok değerli. Yine keza TEP aynı şekilde burada bir 100 kez bazlı olarak yaptığımız ama öbür tarafta finansal hizmetler tarafına geldiğimizde de güzel şeyler yaptık. Hayat Varlık'ta önemli bir müşterimiz ve finansal tarafta birçok yüz kezlerini implement ettik Robusta'yla ve kullanmaya devam ediyorlar. Şimdi şeyden başladıktan sonra biz finans tarafında daha sonra birçok alanda kullanmaya başladık ve diğer sektörler de aslında bu teknolojileri benimsediler ve ilgi göstermeye başladılar. Pazar aslında bizim beklediğimizden daha hızlı gelişti Türkiye'de ve oldukça bu konu dinamik bir konu. Şeye de baktığımızda, pipeline'a baktığımızda da zaten müşterilerimizin net bir ilgisini görebiliyoruz. İşte, kurulduğumuzdan bugüne kadar 20 bir müşterimiz oldu ama önümüzdeki dönemde bundan çok daha fazlasını pipeline'de olup kapatmak üzere olduğumuz müşteri var. Bu talep oldukça canlı. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte bu alandaki ilgi daha da arttı. Çünkü insanlar aslında müşterilerimiz şunu gördüler. Özellikle
bilgi gerektirmeyen işlerin otomasyonu konusunda şeylerin, RPA'ların önemi anlaşıldı. Aslında işte insan eli değmeden birçok sürecin yapılabileceği görüldü. Dolayısıyla insanların bu tekrar eden manuel işlerden alıp gerçek işlerine odaklanması ve şirket stratejilerine uygun olarak katkılarını artırması konusunda bir şeyi gördüler ve buraya doğru bir yönelim var. Bu konuların teknolojiler fiyatlama kısımlarına geldiğimizde de konuşacağız. Çok yüksek şeylerden konuşmuyoruz. Rakamları, başlangıç yatırımları oldukça düşük. Teknolojiler, dolayısıyla aslında bu dünyada bu kadar hızlı benimsenmesi ve yaygınlaşmasının en temelinde de bu yatıyor. Hem öğrenme kolaylığı hem de maliyet avantajları nedeniyle RPA dünyada oldukça yaygın bir kullanım alanına ulaştı ki işte Gartner raporlarında %73 benimseme oranı var. Bu oldukça yeni çıkan bir teknoloji. 5 yılda %73 kullanıma ulaşmak oldukça iddialı bir şey diyebiliriz. Şimdi üçüncü sorunuz, biz neyi farklı yapıyoruz konusuna gelirsek, biz aslında başta da söylediğim gibi biz şeyi RPA yapmak için yola çıktık. Diğer şeylerden, global ürünlerden farklı olarak ve pazara geç çıkmanın bir avantajını yaşıyoruz aslında. Bir dezavantaj gibi görünse de ürün anlamında ve onun avantajını yaşıyoruz. Biz şeydeki diğer ürünlerin neler yaptıklarına bakarak aslında biz burada bir gerçek dijital çalışan nasıl olmalıyı kurgulayarak başladık. Dolayısıyla biz ürünümüzü bir kolay kullanıma çok önem verdik. No-code RPA olarak kendimizi adlandırıyoruz. Ve no-code konusunda ürün sağlayıcı dünyaya baktığımızda aslında çok fazla yok. Ve bu alan henüz daha bakir bir alan diyebiliriz. Bu kod tarafta öne çıkmış herhangi bir ürün yok ve Robust da bu alanda önemli bir oyuncu olarak kendini konumlandırmak istiyor. Buradaki kullanım kolaylığı açısından da önemli avantaj sağlıyoruz. Biz ürünümüzü BPM temelli yaptık. Bu BPM temelli olması, BPM'nin iki notasyonu dünyada oldukça yaygın bir notasyon olduğu için BPM bilen herhangi bir insanın herhangi bir eğitim almadan Robust'la da süreç tasarlayabilecek, kendi süreçlerini Robust'la robotlarını öğretebilecek. Bu oldukça önemli bir avantaj. Öğrenme evresini çok düşünen bir avantaj. Mimari olarak da ölçeklenebilir bir mimarimiz var. Biz işte business logic'leri yapılan uygulamaların, süreçlerin logic'lerini Orchestrator'dan yönetiyoruz. Robotlar bizim için dummy terminaller. Orchestrator'da bütün işi tuttuğumuz için ve loglama gibi merkezi bütün her şeyini Orchestrator üzerinden yaptığımız için de bir yeni gelen işte logiklerin bütün işte node'lara deployment'ı gerekmiyor. Merkezi bir şekilde maintenance gibi birçok avantajı ve bütün robotların ayakta olup olmadığını, maintenance'ını merkezi bir yapıyla sağlıyoruz. Bunun üstüne merkezi bir loglama sağladığımız için de kurum içerisindeki süreçlerin analitiğini, business analitiğini düzgün yapabiliyoruz. Böylece kurum içerisinde aslında bizim için orchestrator bir merkezi loglama şeyine, aracına dönüştü. Buradan kurum içerisindeki süreçlerin verimliliğini ölçme, gelecekte ki şeyleri tahmin etme, iş yükünü ve ihtiyaçlarını tahmin etme, bunu iyileştirmek, nasıl iyileştirileceği konusunda öneriler sağlama gibi. Yani şunu diyorsunuz, benim anladığım, Robust RPA diğerlerinden farklı olarak sadece bir RPA değil, aynı zamanda bir iş süreçleri otomasyon yazılımı tool'u da sunduğundan dolayı kurumların, şirketlerin, organizasyonların dijital dönüşümünün tam göbeğine oturarak onların faaliyetlerini manuelden otomatik hale getirmeye ve aynı zamanda kısaltmayı amaçlıyor. Aynen öyle. Henüz bir süreç yönetimi tool'u kullanmayan müşterilerimiz için aynen dediğiniz gibi aynı zamanda bir BPM aracı da sağlıyoruz. Ama mevcutta BPM kullanan müşterilerimiz için de
Plug and Play bir RP tool'u sağlıyoruz. Bu oldukça önemli bir avantaj. Mevcuttaki BPM yatırımı çöpe gitmeden çok basit bir şekilde bir RP tool'una da sahip oluyor. Hiç RP'yi, hiç BPM'i olmayan müşterilerimize de embedded bir BPM tool'unu out of the box vermiş oluyoruz. Bu önemli bir avantaj. Müşterilerimiz de bugüne kadar gözlemlediğimiz ki bu aslında BPM'in sağladığı birçok avantaj var. Biz iş kurallarıyla sürecin kendisini ayırabiliyoruz. İş kuralları biliyorsunuz sürekli değişen bir şey, dinamik bir şey, yaşayan bir şey. Ama süreçler daha az değişiyor. Biz rule engine yapısında süreçleri modellediğimiz için gidip sürecin kendisini hiç dokunmadan sadece işin kurallarını bir Excel tablosu mantığında değiştirilmesini, yönetilmesini, fine tune edilmesini sağlıyoruz. Böylece süreçler değişmiyor. Aynı zamanda süreç dokümantasyonu da sağlıyoruz. Şimdi sizin süreçlerinizi hangi adımın ne işin yapıldığını çok rahat bir şekilde dokümant edebiliyorsunuz. PDF ve Word olarak aldığınızda bir gün işte size satın alma sürecini ne dediğinde sahada gerçekten çalışan, otomatik bir şekilde çalışan sürecinizi detaylı bir şekilde bir PDF dokümanı olarak alıp bilgilisine gösterebilirsiniz. Aslında aynı zamanda da bir süreç dokümantasyonu da sağlayan bir holistik bakış açısıyla aslında biz Robust'ı tasarladık. Ve müşterilerimizden de bu oldukça bir kabul gördü. Ve bu konuyu daha da derinleştirerek teknolojimizi o tarafa doğru daha da derinleştirerek kaydırmaya çalışıyoruz. Lisans ve ücret politikası açısından baktığınızda bir farklılık var mı? Ya da RPA'lerde genel olarak nasıl lisanslanıyor? Müşterileriniz ne tür servis offeringler sizden bekliyor? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi bu RPA'lerin lisanslanmasında global ürünleriyle birlikte aslında benzer politikaları izlemeye çalışıyoruz. Çünkü Robust'ta da globalleşmeye çalışan bir firma. Dolayısıyla ben müşterilerimizin aynı şeyleri karşılaştırması için lisanslama politikamızı onların yapmış olduğu gibi yapmaya çalışıyoruz. Burada temelde aslında asıl lisanslamada en önemli şey robotların fiyatı. Burada robot diyeceğimiz aslında üç ana bileşen var. İşte bir tasarım stüdyosu, bu süreçleri robotlara öğretme kısmı, ikincisi işte oluşturduğu süreçleri yönetme kısmı, orchestration, üçüncüsü de sanal robot. Aslında sizin sanal robotlar da sizin dijital iş gücünüz. Burada dijital iş gücünüz sizin ne kadar robota duyacağınız ihtiyaçla doğru orantılı. Biz mid ve işte üst sınıf müşterilerimizi hedeflediğimiz için oradaki süreç sayıları oldukça yüksek olabiliyor. İşte yüzlerce süreç var. Bunların doğru bir şekilde yönetilmesi, orkestrat edilmesi, çizelgelenmesi, süreçlerin birbirleriyle bağlantılı, bağımlılıklarının, ilişkilerinin yönetilmesi. Bunları ayrı ayrı düşündüğümüzde temelinde robot fiyatları olmak üzere işte tasarım stüdyosu ve orkestrator tarafında ayrı ayrı lisanslıyoruz. Ama daha işte orta ölçekli müşterilere gittiğimizde işte sadece bir orkestratörle başlamak isteyen, tasarımını işte süreç tasarımını kendisi yapmak istemeyen müşterilerimize de tek aslında robotları lisanslıyoruz gibi bir düşünebiliriz. Tamamen müşterimizin ihtiyacına göre esnek bir yıllık bazlı olarak aslında lisans satışından ziyade yıllık bazlı kullanım fiiller alıyoruz. Bu şekilde lisanslıyoruz. Üstadım, son olarak gelecekte ne gibi yenilikler geliyor? Robust RPA kullanıcılarına söyleyeceğiniz ya da yeni yatırımcılara? Bu şeyler RPA'ler aslında kural bazlı işlerin otomasyonu için dünyada başladılar. Özellikle batılı şirketlerin işlerini, kurallar net olan işlerini Hindistan veya Doğu Avrupa ülkelerine outsource etmesiyle başlayan bir süreçti. O aslında dolayısıyla bu outsource edilen işler Hindistan'da ve Doğu Avrupa'daki şirketlerde bunları nasıl otomatik yaparız diye bir bakış açısıyla RPA'yı ortaya çıkardılar. Şimdi burada kurallar net olan işler artık RPA'ler günümüzde büyük oranda yapabiliyorlar. Şirketler bunlardan faydayı gördüler ve robust olarak
biz de dünyadaki diğer global ürünlerle aynı olgunluk seviyesinde bir ürünümüz var. Ama asıl oyun bundan sonra başlayacak. Robusta da bu alanda ürünün yapay zeka teknolojileriyle daha da zenginleştirerek aslında şu anda işte sadece proları net olan işlerin değil, işte hyper automation dediğimiz unstructured data'nın ya da işte taranmış imajdan veya dokümandan bilgilerin alınması. Mesela şöyle bir use case düşünebiliriz. Müşteriden müşterilerimizle imzalamış olduğumuz bir kontratın alınıp oradaki kontrat ilgili bütün işte terms and conditions diyeceğimiz kontratın bütün şartlarını alıp bir işte kontrat yönetimi modülüne girebilecek şekilde bir şeye doğru evrilecek ürünler ve bizim işte bu unstructured data'yı almak, onun içinden bilgileri almak veya işte mail olarak gelen herhangi bir şikayetin anlamak konuyu ve onun classify ettikten sonra da onunla ilgili alınması gereken aksiyonu RPA'de bir süreç tetikleyerek aldırmak ve aslında metin üzerindeki işlemleri yapmak gibi daha böyle şeylerle entegre bir çözüme doğru gidecek. Bütün şeyimizi de şu anda 30'dan fazla işte kognitif servis diyeceğimiz servisi ürünün içerisine ekledik. Bundan sonraki şeyimiz işte chatbot'la entegre bir chatbot'umuzla entegre bir şekilde dışarıdan gelen müşterilerimizden, işte tedarikçilerden, çalışanlardan gelen istekleri herhangi bir IT sistemine bağlanmaya gerek kalmadan anlıyoruz. IT sistemlerinde yapmak istedikleri işlemleri işte RPA ile yapıyoruz ve sonuçlarını ilgilisine döndürüyoruz gibi daha çok işte bu yapay zeka teknolojilerine ve hyper automation teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı derinleştirdik. Paralelde process mining konusunda bir tool'umuzu roadmap'imize uygun olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Process mining'de de aslında self-learning IP'ye, RPA'ya doğru evretmeye çalışıyoruz. Burada self-learning RPA konusunda veya task mining konusunda oldukça mesafe aldık. İşte çalışanların günlük hareketlerini izleyerek hangi şirket kurum içerisinde hangi işlerin yapıldığını, bu işlerin hangi paternlerde tekrar ettiğini, bunların işte ne kadar verimli bir şekilde yapıldığını, ne kadar süreler aldığını, hangi varyantlarda yapıldığını, süreç aynı işte satın alma süreci ama bu süreci işte A satın almacısı böyle yapıyor, B satın almacısı böyle yapıyor, bu varyantların nasıl standart hale getirileceğini önerilmesi gibi ve bu belirlenen süreçlerin aslında şu şekilde otomatik bir şekilde yapılması gerekirdi. Bunu bir RPA sürecine otomatik olarak dönüştürecek şekilde bir şey çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda da önümüzdeki dönemde bu tür şeyler daha da gelişmiş olacak ve bunları hep birlikte göreceğiz. Teknoloji daha çok bu tarafa doğru evriliyor. Çok teşekkür ederim. Kısaca özetleyecek olursak, chatbot teknolojisine yatırım yapmaya devam ediyoruz dediniz. Yapay zeka konusunda çalışmalara devam ediyoruz. Hyper automation ve son olarak da process mining konusunu önümüzdeki süreçte kullanıcılarımıza sunacağız dediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. İçin, değerli görüşlerinizi ve ürününüzle ilgili özellikleri bizimle paylaştığınız için ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. İyi günler. Evet sevgili dinleyenler, bir başka konuğumuz RPA konusunda E-System Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Bülent Kandemir. E-System, EMEA bölgesindeki 3 tane mükemmeliyet merkezinden biri Automation Anywhere firması adına ve aynı zamanda Gold Partnerları Türkiye'deki. Ben Bülent Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Bütün bugün panelistlerimize 5'er soru soruyorum. Size de o 5 soruyu sorup hızlıca zamandan tasarruf açısından cevaplamanızı isteyeceğim. Birincisi,
Automation Anywhere'i tanıtır mısınız? İkincisi, pazar payı ve referanslarından bahseder misiniz? Üçüncü sorumuz, Automation Anywhere diğerlerinden farklı olarak ne yapıyor? Dördüncü sorumuz, lisans ve ücret politikanız nedir? Ve son sorumuz, gelecekte Automation Anywhere'de ne gibi yenilikler bizi bekliyor ve şimdilerde şirket Ar-Ge olarak neyin üzerine çalışıyor? Evet. Automation Anywhere Amerika menşeli bir firma. Aslında Hintlilerin kurucusu olduğu, şu an Amerika'da merkezi bulunan, dünya çapında 3000'den fazla çalışanı olan, yine 1500 lira yakın iş ortağı olan, 5000'den fazla kurumsal müşterisi olan, aktif dijital iş gücü anlamında biz buna birazdan RPA'den bahsedeceğiz. Dijital iş gücü diyoruz. 2,5 milyon aktif dijital iş gücü olan, 100'e yakın ülkede faaliyet gösteren bir şirket. Baktığımızda RPA, Robotic Process Automation aslında bu. Türkçe deyimiyle robotik süreç otomasyonu. Bir başka bir deyişle de biz dijital iş gücü diyoruz. Artık yaygınlaştı dijital iş gücü. Dünyada ve Türkiye'de dijital iş gücü diye tanımlanıyor. Bu alan 2016-18 yıllarında bir hareketlilik gösteriyor. Her yıl 2016'dan başlamak üzere %100'e yakın bir büyüme sağlıyor sektör. 2017 yılında sektörün dünya çapındaki büyüklüğü 500 milyon dolarken 2018'de 846 milyon dolar ve günümüzde de 3 milyar dolar gibi çok hızlı büyüyen bir sektör. Önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 7 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğü öngörülüyor bu alanda. Yine dünya çapında global oyunculara baktığımızda bir elin 5 parmağı kadar yok aslında. 3-4 tane büyük oyuncu var. Biz 2016 yılında aslında bu işin Ar-Ge'sini yapmaya başladığımızda hangi ürün, hangi çözümle gelecekte bu alanda hizmet verebiliriz diye düşündüğümüzde Automation Anywhere'in farklılıklarını şurada gördük. Bir defa teknolojik olarak diğer rakiplerinden çok farklı. Yeni teknolojide bu yılın başında A2019 diye bir yeni teknolojiye geçti. Yine baktığımızda yıllık sadece Ar-Ge 100 milyon dolar gibi, ki çoğunluğu yapay zeka olmak üzere, bu RPA sadece dijital iş gücü ve insanın üzerinden işe alan bir şey diye biraz bahsedeceğim. 100 milyon dolar gibi bir yatırım yapıyor. En belirgin özelliği ise bir kurum içerisinde çalışan dijital iş gücü sayısı. Rakiplerine göre baktığımızda 3000 plus bir tane global bir bankada çalışıyor. 3000 plus ya bin artı plus olan dijital iş gücü var bir kurumda ve bunu yönetebiliyor. RPA süreç otomasyonu aslında. Niye çıkıyor ortaya? Şimdi yeni dijital çağ, Endüstri 4.0 konuşurken bu artık nesnelerin interneti. Özellikle endüstriyel alanda ortaya çıkıyor bu şey kavram ama yakın bir vakitte artık hayatımızın her köşesinde, arabada, evdeki kullandığımız her eşyada artık nesnelerin interneti sayesinde bütün aletler birbirleriyle veri alışverişinde bulunabiliyor olacaklar. Günümüze geldiğimizde biz bilgi çağı insanları diyoruz aslında. Bilgi insanı deniyor. IT alanında çalışan insanlara. Genel jargonu bu. Ben de o jargonu kullanacağım. Bilgi insanları günlük mesaisinde bir sürü uygulamalar içerisinde işlerini yapıyorlar bilgisayar üzerinden. ERP'sinden, CRM'inden, sanal online mağaza yönetiminden tutun da buna benzer bir sürü uygulamaları kullanıyor. Ve bu uygulamalara baktığımızda bunu sadece uygulamalar arasındaki otomasyonu süreç olarak %20'sinin otomasyon sağlandığını ve entegre olduğunu görüyorlar. Ve bu alanda büyük boşluk olduğunu öngörerek RPA sektörü 2000'li yılların başında Ar-Ge'si yapılıyor. 2010'lardan sonra da çözüm olarak dünyamıza giriyor. Neyi hedefliyor? Önümüzdeki 5 yıl içerisinde %80 manuel yürütülen işlerin %20'si otomatize edilmiş, %80'i manuel olan işlerin %80'ine kadar otomasyonunu sağlamayı öngörüyor. Bu şekilde RPA ortaya çıkıyor. Automation Anywhere'i tanıtın demiştim. Gayet güzel bir şekilde tanıttınız. İkincisi, pazar payı ve referanslardan
bahsedin demiştim. Ona da biraz girdiniz ama belki üzerinde biraz daha detaylandırabilirsiniz. Evet. Pazar payı şöyle bir tekrar edeyim istiyorsanız. Bugün içinde bulunduğumuz 2020 yılı içerisinde yaklaşık raporlarda 3 milyar dolar gibi bir pazar payı var RPA'nın. 2026 yılında yaklaşık 7 milyar dolar gibi bir pazar payıyla. Yani aslında burada sorduğumuz automation anywhere'in pazar payı üstadım. Hani genel olarak RPA'nin pazar payı bilgisini verdiğinizde güzel oldu. Notlarımı aldım ama genel olarak automation anywhere bunun yüzde kaçına sahip? Şu an baktığımızda Amerika, Japonya ve Batı Avrupa'da, Orta Doğu'da da ciddi son 2 yılda yaygınlaştı. Global dünyaya bakarsak %40'lara yakın şu an automation anywhere'in pazar payı. Oyuncu olarak da 3-4 tane büyük oyuncu var ama 10-15 civarında global pazarda aynı alanda ürünü olan şirketlerde yer alıyor. Diğerlerinden farklı olarak automation anywhere ne yapıyor? Yani birçok üretici var, evet yerliler de var, çok uluslu firmalar da var. Ama her firma kendini öne çıkardı, diğerlerinden farklı yaptı, birkaç özellik sunuyor. Siz ne sunuyorsunuz automation anywhere olarak? Evet. Dijital iş gücü aslında insanı simüle ediyor. Basit bir fikirle, bu fikirle ortaya çıkıyor ama insanların bilgisayarlar üzerinde, sistemler üzerinde yaptığı işi simüle eden bir uygulama. Ama bunun yanında ya tanımlanabilir, öğretilebilir işleri yaparken bir taraftan da unstructured diyoruz. Tanımlanamaz, öngörülemez veriyi de zamanla anlamlandıran, yapay zeka çalıştıran uygulama geliştiriyor. Automation Anywhere sadece RPA değil, birçok anlamda çözümü var. İşte bu yapay zeka tarafı var, analitik tarafı var. Ve bu alanda kurum içinde yaygınlaştırılmasının önündeki en büyük engel, insanlar şunu soruyorlar: ben nerelerde RPA'yı konumlandırabilirim, hangi süreçlerimizi otomasyona bağlayabilirim sorusuna cevap veren yine bu yılın ortalarında Discovery Bot dediği bir uygulama geliştirdi. Bu Discovery Bot sizin kurum içerisindeki süreçlerinizde başlangıç ve bitiş noktasına kadar sürekli analiz ediyor ve o süreçlerde bir analitik rapor oluşturarak kaç adam gün harcadığını, ne kadar saat geçirdiğini, hangi uygulamalar arasında gezindiğini ve bu sürece daha hızlı, daha optimum şekilde nerelere RPA konumlandırılması gerektiğini, kendi RPA kodunu da üreterek yapan bir yeni ürün geliştirdi. Yine geçen ay robotic interface diyoruz. Bu aslında şirket içinde bir asistan. Siz günlük işlerinizde ya da anlık işlerinizde bir asistanmış gibi kullanıcının hiç kodlama gerektirmeden bu süreci al, sen devral, bu süreci bitir gibi hemen günlük işlerinizde konumlandırabileceğiniz robotik interface ürününü geliştirdi. Yani ürün ve Ar-Ge anlamında şu an rakiplerine baktığımız zaman çok çok önde ve sürekli bu işe yatırım yapan, dediğim gibi yıllık sadece 100 milyon dolar Ar-Ge'ye yatırım yapan bir şirket otomasyonu. Bir de şirketin zannediyorum Türkiye'de bir robot akademi kurma gibi bir düşüncesi olduğunu hatırlıyorum. Evet. Burada hizmet sektöründe bu robotları implemente eden insanların sayısını artırmak ve sertifikalandırmak üzerine. Bu ekosistem şu anda nasıl ve ileride neyi planlıyorsunuz? Şöyle başlayayım. 2018 yılında yayınlanan Avrupa Ekonomik Forumu verilerine göre 2022'de 130 milyon yeni iş imkanı olacak. Aslında önümüzdeki 5 yıl ya yani önümüzdeki bundan sonraki çağlarda sürekli makinelerle insanlar arasında görev değişimi olacak. Bunu öngörerek zaten biz RPA alanına yatırım yaptık 2016 yılında. Rapor şunu söylüyor: 130 milyon yeni iş imkanı olacak. Bunun 70 milyonunu robotlar, 60 milyonunu insanlar yapacak diyor. Yine 2018'deki duruma göre çalışanların %54'ünün yeni iş imkanına hazırlıksız olduğunu öngörüyor. Yine diyoruz ki bilgi insanı, bu 5 yıl içinde 9 trilyon dolar gibi bir şeyi var bunun. Büyüklüğü var bu insanların bu görevdeki şeyi, payı. Bu insanlar makineyle insanlar arasındaki görev değişiminden 2/3 oranında etkileneceğini öngörüyor.
Mevcut durumda ne? Mevcut durum %71 insan, %29 makinelerle şu an biz bu süreci tamamlarken. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu oran %48 insan ve %52 gibi makinelerin daha çok insanların şu an yürüttüğü görevleri devralacağını öngörüyor. Biz RPA'ya sadece ticari bir fırsat olarak bakmadık. Hem ürün anlamında hem global pazarda hem de bu yeni iş fırsatları makineyle insansızlıkı görev değişiminde pozisyonlanacağımız gençlerimizi kariyer hedeflerinde bu alanda yönlendirmek için bir RPA akademi kurduk. Türkiye'nin saygın üniversiteleriyle bir işbirliği yaptık bu anlamda. Ve kendi içimizde şu an online olarak veriyoruz ve sınıflar da oluşturmayı hedefliyoruz. Maalesef bu pandemi nedeniyle biraz o faaliyetlere ara vermek durumunda kaldık. Ama amacımız burada gerçekten bu gelecek dünyada bu alanda gençlerimizi yetiştirip bu alandaki iş fırsatlarını hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz da lisanslamayı nasıl yapıyorsunuz? Diğerlerinden farklı mı yoksa aynı mı? Yani servis offeringiniz burada nedir? On-premise imkanınız var mı? Aslında diğerleriyle aynı. Hemen hemen bütün RPA üreticileri lisanslama modelini, fiyatlama modelini aynı metotlar üzerinde kurguluyorlar. Bir on-prem, yani kurumun kendi içerisinde konumlandıracağı model varken, bir tanesi de servis anlamında. Serviste şöyle, botu çalıştırdığı saat de olabilir ya da servis olarak dedike bot da alabilir. Sürecini oradan yürütebilir. İki tane yöntem var aslında bu işi yürütmemiz. Servis ve on-prem olmak üzere. Son olarak şimdilerde şirket neyin üzerinde çalışıyor ve ileride RPA'yı nereye konumlandırıyor ve Automation Anywhere olarak müşterilerinize ne gibi yeni feature'lar, özellikler sunuyor olacaksınız? Şimdilerde şirket aslında bu gelecek çağın dijital transformasyonu dediğimiz Endüstri 4.0, 5.0 ve bundan sonraki süreçlerde hep bu alanda teknolojik değişimler olacak. Ben öyle öngörüyorum ve dünyadaki düşünürler aynı şeyi söylüyorlar. Biz bu anlamda öncelikle endüstriyel alandan başlamak üzere bir dijital transformasyon ürünü geliştiriyoruz şu an. Hatta bir yerde bir projede simülasyonlara da başladık. Ne yapıyoruz? Bütün sahadan verileri topluyoruz. Bir big data altyapımız var. Bu verileri daha sonra anlamlandırıyoruz ve machine learning yapıyoruz. Kestirimci bakım yapıyoruz. Yine endüstriyel alandaki bütün kaynakların optimum şekilde çalışmasından tutun da bu verilerle enerji tasarrufuna kadar ciddi kazanımlar katacağımız o alanda ürünler geliştiriyoruz. Dijital dönüşümü 360 derece yaparsak bunun 30 derecesi RPA'dir. Geri kalanı bu anlattığım. Bundan sonraki dijital akıllı fabrikalar, endüstriyel dönüşümler, big datalar, machine learning'ler, yapay zekalar yer alıyor olacak. Biz de bu anlamda Ar-Ge'mizi yaptık. Yıllardır çalışıyoruz. Bu anlamda yatırımlarımız devam ediyor. RPA ve Automation Anywhere'le ne gibi farklılıklar yaratacağız? Şöyle örnek vereyim mesela, bir kurum içerisindeki dijital iş gücü sayısını ülkelere baktığımız zaman burada en başı çeken ülke Japonya. Japonya'ya bakarsanız son 3-4 yılda ekside iş ne derler? İş gücü. İş gücü yaratma. Evet, iş gücü yaratmada. Geçen yıl 2019'da çok ciddi kurumlar olmak üzere 430 tane şirket sırf iş gücü bulamamaktan kapanmak durumunda kalmış Japonya'da. Doğal olarak şu an 1500 plus her bir kurumdaki ortalaması, ortalama dijital iş gücü 1500 plus. İkinci sırayı Amerika'ya yer alıyor. 500 ila 1000 arasında. Üçüncü sırada %500 arasında alıyor. Batı Avrupa alıyor. Türkiye'de daha bu işler 0-10 bareminde. Yani 10 plus bir kurumda bot çalışan bir yok şu ana kadar ortalamaya baktığımızda. Ve Türkiye bu işin çok çok başında. Buradaki hedefimiz aslında bundan sonra Automation Anywhere'le ne yapacağız, ne tür katlı değerler sağlayacağız derseniz şu an büyük birkaç tane hem bir tane Türkiye'nin en büyüklerinden online ortak pazar yeri, yine büyük bir otomotiv üreticisinde başladık. Kurum içinde mümkün olduğunca diğer dünya ülkelerinin gerisinde kalmamak, rekabette onlarla eşit fırsatları yakalamak için bu anlamda kurum içinde bu işi yaygınlaştırarak bizim ülkemizdeki
kurumlarımızda dijital iş gücüleriyle donatmayı düşünüyoruz. Türkiye'de kaç müşteri var Üstad şu anda? Yani ve kaç iş gücünüz, dijital iş gücünüz var? Şu an Automation Anywhere olarak 70'e yakın müşteri var. Çok çok daha az, çünkü Automation Anywhere pazara sonradan girdi. Şunun şurasında yaklaşık 1,5 yıl falan oldu. Bizim de 20'den fazla müşterimiz var şu an. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben kısaca söylediklerinizi dinleyeceğimiz açısından. Birincisi, Automation Anywhere firmasının dünyada 3000 çalışanla 5000'in üzerinde müşterisi olan dev bir firma olduğunu ve RPA pazarının şimdilerde 3 milyar dolar ama önümüzdeki 5 yıl içerisinde 7 milyar dolara çıkacağını ve Automation Anywhere'in her yıl 100 milyon doların üzerinde Ar-Ge'sine para harcadığını söylediniz. Bu çok anlamlıydı. Yine E-Systems olarak Automation Anywhere'le beraber bir RPA Akademi kurduğunuzu ve şimdilerde pandemiden dolayı sanal olarak ilerlediğini ama ileride yüz yüze eğitimlere de başlayacağınızı ve dolayısıyla RPA implementasyonu yapan arkadaşlarımıza, gençlerimize bir iş öğrenme, bir meslek edinme noktasında da bir sosyal diyelim ki bir fayda sağlayacak bir çalışma yapacağınızı söylediniz. Bu önemliydi. Şirketin Discovery Bot ve Discovery Bot'la beraber Hyper Automation konusuna yatırım yaptığını, yani aslında bir dijital dönüşümde RPA'nin %30'sa diğer %70'inin bir başka yapay zeka makine öğrenmesi gibi diğer alanlar olduğunu, dolayısıyla sadece bilindik manuel süreçleri ya da bilindik süreçleri robotla yapmanın yanı sıra Hyper Automation dediğimiz daha derin anlamlandırarak, yapay zeka kullanarak, insan aklını kullanarak çalışmaları yapan Discovery Bot'u ortaya çıkardığını şirketin ve bunu müşterilerine sunduğunu söylediniz. Ve robotik interface'de sanal asistan, dijital asistanı herkese sunmayı planladığınızı yani söylediniz. Benim notlarım da bunlar vardı. Ben çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Çok değerli katkılar sundunuz, bilgiler verdiniz. Siz müşterileriniz, müşteri adaylarınız ve bizim dinleyicilerimiz umarım kafalarındaki sorulara cevap bulabilmişlerdir. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili dinleyenlerimiz, bir diğer yerli RPA üreticisi Voodoo RPA. Bugün bir diğer konuğumuz. One Zero firmasının bir ürünü Voodoo RPA. Yanımızda bugün proje müdürü, Voodoo RPA proje müdürü Selin Hanım var. Selin Hayran. Hoş geldiniz Selin Hanım. Merhaba, hoş bulduk Genel Bey. Ben bütün konuklarımı olduğu gibi size de 5 tane soru soracağım ve hızlıca 10 dakika içerisinde bu 5 soruyu cevaplamanızı isteyeceğim. Sırasıyla size de sorularımı aktarayım. Birincisi, şirketinizi tanıtır mısınız? İkinci sorum, pazar payları, payınız ve referanslarınız nedir? Üçüncüsü, diğerlerinden farklı siz ne yapıyorsunuz? Yani her şirketin diğerlerinden farklı olarak öne çıkardığı bir özelliği oluyor. Sizin RPA'nizin öne çıkan özelliği nedir? Dördüncü sorumuz, lisans ve ücret politikanız nedir? Standart olarak RPA'lerin bir servis offering'i var, işte hepsi kiralama mantığıyla çalışıyor ama sizde farklı bir şey var mı? Ve son olarak, gelecekte müşterilerinize ne gibi yenilikler sunacaksınız? Şimdilerde neyin üzerine çalışıyorsunuz? Tamam. Şirketimizi tanıtarak başlayalım o halde. OneZero yerli ve milli yapay zeka firmasıdır. Görüntü işleme, çeşitli sinyalizasyon çalışmaları üzerine çalışmakta ama asıl odak noktamız robotik süreç otomasyonu, sizin de bildiğiniz gibi. Kurumlarla ve üniversitelerle işbirliği halinde çalışmaktayız. Kurumlara robotik süreç otomasyonu ürünlerimizi süreçlerde entegre etmekteyiz. RPA dediğimizde hani çoğu dinleyen bilir aslında ama ilk söylediğimizde fiziksel bir robotu kastettiğimizi düşünürler, ancak RPA aslında sanal bir robottur.
bilgisayarlarda çalışır diyebilirim. RPA ne yapar? Sık yapılan, aslında sıkıcı olarak tabir ettiğimiz işleri robotlara tarif ettiğimizde robotlar bizim yerimize, bizim gibi görerek, ekrandan bizim gibi görerek yapabilir. Ne diye biraz kafamızı canlanması için robotlar muhasebe departmanlarında fatura kesebilir, otoyollarda gişeleri yapabilir, tedarikçi onayları yapabilir e-ticaret sitelerinde, tedarikçilere giden işleri mesela mail atıldığında maillerini atabilir. Bu gibi uçtan uca son kullanıcı testleri yapabilir vesaire. Robotik süreç otomasyonu aslında bunları yapmaktadır. Burada şirketin tanıtım kısmında aslında bu kadar bahsetmiş olayım. Pazar payı ve referanslar konusuna geldiğimizde aslında pazar payı robotik süreç otomasyonu olarak çok fazla büyümekte. Dünyada zaten çok büyük bir yere gelmiş ancak daha da büyümekte olan bir sektör. Türkiye'de yeni anlaşılan bir sektör diyebilirim. Biz 2018 yılında kurulduk ve 2018 yılından beri ciddi ilerleme kaydettik. Özellikle pandemi sürecinde daha da ciddi ilerleme kaydettik. Daha da büyümekteyiz. Ciddi katkılar da sağlayacaktır robotik süreç otomasyonu. Bazı referanslarımızdan bahsedebilirim. Hepsini şu an söylemeye gerek yok, zamanımız kısıtlı. Bunlardan birisi otoyol yatırım AŞ. Otoyollarda gişe kontrollerinde çalışan robotlarımız var. E-ticaret tarafına baktığımızda hepsi burada da çalışan robotlarımız var. Ciddi süreçlerde çalışıyorlar. Başka TürkSat'ta mailleri kategorizasyonlayan robotlarımız var. İlgili yerlere mailleri yönlendiren, yapay zeka ile çalışan robotlarımız var. Gibi bunlardan başka referanslarımız da var. Diğer soruya geçebilirim. Diğerlerinden farklı olarak ne yapıyorsunuz diye sormuştunuz. Aslında ilk farkımız fiyat bölü performansa baktığımızda yurt dışından gelen rakiplerimizle kıyaslamamız doğru olur belki de. Çünkü asıl Türkiye'ye gelme noktası yurt dışı rakiplerimiz vasıtasıyla oldu. Onlarla kıyasladığımızda ciddi avantajlı noktadayız fiyat bölü performansta. İkinci önceliğimize baktığımızda, farklılığımıza baktığımızda kolaylık ve yaklaşımımız diyebiliriz. Birçok süreci sıfır kod diye tabir ettiğimiz yazılım yapmadan kurgulayabildiğimiz süreçlerden bahsediyoruz. Yani ne demek sıfır kod ve yazılım yazmadan? Burada sadece bilgisayar bilen ve analitik zekası olan herkes bu bizim robotumuzla süreçleri kurgulayabilir diyebiliriz aslında. Önümüze bir süreç geldiğinde. Bu da gerçekten kullanıcıya çok kolaylık sağlamaktı. Diğer bir farklılaştığımız nokta yapay zeka modüllerimiz. Yapay zekada hizmet konusunda ciddi avantajlarımız var. Mesela daha öncelere dayanan bir tanemizden bahsedebilirim. Plaka tanıma sistemlerimiz, plaka tanıma modüllerimiz var yapay zeka ile çalışan. Biz bunları güzel bir şekilde hizmetle entegre edebiliyoruz müşterimizle istediği zaman. Yakın zamanda yaptığımız bir yapay zeka modülünden bahsedebilirim. KVKK kapsamında geliştirdiğimiz kimlik tanıma ve maskeleme modülümüz var. Bu da yakın zamanda yaptığımız modüldür. Robotu çok kolay bir şekilde entegre edebiliyoruz. Arka plandaki derin bilgi birikimimizle bunları yapıp robotumuza entegre edebiliyoruz. Gelecekte ne gibi yenilikler geliyor ürünümüzle beraber? Aslında bizim şu andaki hedefimiz yurt dışında ürünümüzü genişletmek. Yurt dışında ürünümüzü genişletirken yeniliklere ve gelişmelere ağırlık verdik. Şu anda ürünümüz ciddi gelişmeler getiriyor. Çok fazla üstüne Ar-Ge ekibimiz çalışıyor diyebilirim. Yurt dışında, uluslararasında katma değer sağlayacak çözümlerle karşınızda olacağız diyeyim size. Ücret politikasına baktığımızda da yıllık lisanslama modeliyle çalışıyoruz. İstasyon bazında lisanslama yapıyoruz. Sorularınıza cevap verebildiysem. Çok çok teşekkür ederim. Ben kısaca özetleyeyim. Yani kurumlar ve üniversitelerle işbirliği içerisinde çalıştığınızı ve aslında evet, hala
Ar-Ge olarak bir startup olarak aynı zamanda iyi noktalara getirmeye çalıştığınızı anlıyorum. 2018 yılında kurulan genç bir şirket olarak aslında baktığınız zaman verdiğiniz referanslara göre güzel satışlar yapıldığını ve ürünün değerinin de hepsi burada.com gibi, Türkat gibi büyük şirketlerin ilgisini çektiğini görüyoruz. Fiyat performans olarak yurt dışı rakiplerine göre çok avantajlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu da dinleyicilerimizin ilgisini çekiyor. Kesinlikle. Diğerlerinde olduğu gibi sizde de low code, no code prensibinin olduğunu ve müşteriye kod yazdırmadan robotları implemente edebildiğini söylüyorsunuz. Ve diğerlerinden farklı olarak esasında benim daha çok ilgimi çeken şey, siz diğerlere robot ve lisans satarken direkt siz aynı zamanda bir hizmet sağlayıcısı olarak onların istediği özel projelerde yapabiliyorsunuz. Yani yapay zeka konusunda işte modüller geliştirerek onların müşterinin istediği hizmete entegre ediyorsunuz. İşte KVKK kapsamında yaptığınız kimlik tanıma gibi, plaka tanıma gibi otoyollarda anladığım kadarıyla. Yani sadece bir robot satmıyor, aynı zamanda şirket olarak hizmet de sağlayarak özel çözümler üretebiliyorsunuz. Ve tabii ki bütün yerli firmalarımızdan beklediğimiz gibi siz de yurt dışına ülkeyi temsil etmek, ülkeye döviz getirme adına hedeflerimiz içerisinde yurt dışına satış yapmak olduğunu söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Selin Ayran, bu Ar-Ge dijital dönüşüm programımıza katıldı. Kendilerini tanıttılar. Biz de öğrenmiş olduk. Dinleyicilerimizi umarım aydınlatabildik. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Cem Bey, bugün bir dizi sorum var ama 5 tane, çok fazla değil. Kısa kısa cevaplar istiyorum. Toplam 10 dakikayı geçmemek üzere. Kısaca ben sorularımı ileteyim. Ondan sonra sözü size vereceğim. Birincisi, şirketinizi tanıtmanızı istiyorum. İkincisi, pazar payı ve referanslarınızdan bahsetmenizi istiyorum. Çünkü bunlar dinleyicilerimiz ve sizin müşterileriniz için çok önemli. Üçüncüsü, diğerlerinden farklı UiPath ne yapıyor? Bunu dinlemek istiyoruz sizden. Dördüncüsü, lisans ve ücret politikası standart olabilir bütün firmalarda. Belki siz farklı bir servis offering sunuyorsunuzdur. Onu dinlemek isteriz. Ve son olarak, gelecekte UiPath ne gibi yenilikler sunacak bize? Neyin üzerinde çalışıyor? Müşterilerine neyi müjdeleyecek? Çok teşekkür ederim Yeni abi. Bu programa emeği geçen herkese de tekrar saygılar, sevgiler. Zamanımızı iyi kullanmak adına birinci sorudan başlıyorum. UiPath çok genç bir şirket. Startup'ın biraz hallicesi aslında. 2015 yılından beri faaliyet veriyor. Burada Karadeniz'de kıyı komşumuz olan Romanya'dan çıkma. Orada iki tane daha önce Microsoft şirketinde çalışan mühendisin geliştirmiş olduğu robotik süreç otomasyon yazılımıyla yola çıkıyorlar. Ve 5 yıl içerisinde global bir şirket haline geliyorlar. Merkezimiz Romanya. İkinci merkezimiz Amerika'da açıldı. Yaklaşık 3000 çalışanımız var tüm dünyada. Bunların 1000'e yakını teknik kadro ve geliştirmeci. Mutfakta ürün geliştiriyorlar. 30 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de de 2 yılı biraz aşkın bir süredir kendi ana şirketimiz ve iş ortaklarımızla faaliyet gösteriyoruz. Robotik süreç otomasyonu alanında faaliyet veriyoruz. Farklılaştırırken de bir anda söyleyeceğim bir alan da var. Bizim zaten şu anda en çok bayrağını taşıdığımız hiper otomasyon. Bir nevi de hiper otomasyon şirketi de diyebilirsiniz. Yapmış olduğumuz ürünler tamamen yazılım. İşin içinde robotların geçiyor olması herhangi donanım bir yapı olduğunu söylemiyor. RPA konusundaki pazar payımıza gelecek olursak ikinci soruda. Şu anda Gartner ve Forrester gibi bağımsız firmaların yapmış olduğu açıklamalar var. Orada pazar dağılımını direkt rakamla vermiyorlar ama pazar lideri olarak UiPath'i gösteriyorlar. Elde somut bir aşama yok rakamsal olarak verebileceğin.
Türkiye'de keza aynı şekilde. Türkiye'de 2 yıl önce başlayan faaliyetler şu anda 200 kurumsal müşteriye, yani bankacılıktan tutun da kamu kurumlarına kadar, telekom şirketlerinden tutun, üretim yapan büyük holdinglere kadar farklı endüstrilerde kurumsal kullanıcımız var. Bizim genel pazar bilgimize baktığımızda biz UiPath'in Türkiye'deki pazar payını %60-70'lerde görüyoruz. Çünkü bize yakın olan bu alandaki diğer faaliyet gösteren firmaların 10-15 müşterisi ve kullanıcısı var. Farkımız nedir? Biz yapan en önemli farklardan bir tanesi, dediğim gibi, UiPath sadece RPA alanında çalışmıyor. Yani robotik süreç otomasyonu olarak değil, hiper otomasyon dediğimiz yapay zeka destekli ve makine öğrenimini ön planda tutan uçtan uca otomasyon teknolojisinde çalışıyor. Nedir uçtan uca otomasyon? Önce proseslerimizin ne kadar verimli olduğunu kontrol edebiliyoruz kurum içerisinde. İster üretim faaliyetinde olun, ister kamu sektöründe. O süreçlerimizin tıkanıklıklarının nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Yani orada bir nevi bir röntgen cihazı çıkıyoruz. O röntgen aldığımız sonuçlarla bu prosesin önce iyileştirilmesine çalışıyoruz ve ondan sonra iyileştirme yapılırken paralelde bunların otomasyona geçmesini sağlıyoruz. Ve buradan da geri bildirimler alıyoruz. Yani bu döngüye baktığımızda biz uçtan uca otomasyon diyoruz. Diğer farklılaştıran bir konu, sadece otomasyon alanında değil, yapmış olduğumuz uygulamaları, uygulama arayüzlerini de test etme imkanımız var. Bu da ikinci önemli farklılıklarımızdan. Üçüncü farklılığımız, özellikle dünyada hem cloud olarak bulut tabanlı hem de yerinde on-premise olarak lisanslarla çalışabilme imkanımız var. Teknik olarak birçok bağımsız sertifikasyonu hali hazırda kendinde bulunduran 7-8 tane farklı güvenlik sertifikasına sahip yegane şirketlerden bir tanesi. Çok büyük bir ekosistemle çalışıyoruz dünyada ve Türkiye'de. Türkiye'den örnek vereyim, Türkiye'deki kullanıcılarımız için 20'ye yakın iş ortağımız var. Burada 300-350'ye yakın sertifikalı UiPath implementasyon yapan danışmanı var. Yani istediğimiz kişilerle, istediğimiz bağımsız implementasyon yapan iş ortaklarını müşterilerimiz seçebilir. Bir de bu ekosisteme ekleyeceğim şu var, UiPath'in yaklaşık olarak 700 hazır algoritma aktivitesi var. Bu ekosistem içerisinde UiPath kullanıcısı olanlar dünyanın herhangi bir yerindeki yapılmış algoritmaya ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorlar. 200 bine yakında form üyeliği ve ekosistemde sorularınıza cevap alabileceğiniz topluluklar var. UiPath Open Community olarak çalışıyor. Zaten bu söylediklerimde Open Community'nin temel taşları. Şimdi lisanslamamız yıllık kiralama bazında lisanslama modeli. 1 yıllık, 3 yıllık ya da istisnai durumlarda 5 yıllık lisanslama da yapmak mümkün. Biraz evvel bahsettiğim gibi hem on-premise yerinde hem de cloud üzerinden, bulut üzerinden bu servisleri alma imkanı var. Mix yapı ve hibrit yapı içerisinde de çalışıyoruz. Tabii ki lisanslarla ilgili çalışmalar biraz detay içeriyor. Çünkü kullanılacak ürün, ürünlerin adedi, robotların sayısı ve biz belki hep robotlardan bahsediyoruz RPA'de ama bunu destekleyen yan ürün ve taçlandıran ilave ürünler de var. Yani proje bazlı çalıştığımız için her projenin fiyatı seçilecek ürün portföyüne göre değişebiliyor. İleride neler yapacağız? Aslında hyper otomasyondan bahsetmiştim. Hyper otomasyon bugün mutfakta uğraşılan en önemli konulardan bir tanesi. Uçtan uca otomasyon diyoruz. Bizim patronlarımızın, şirketi kuran yöneticilerimizin vizyonu herkese bir robot. Hani yıllar önce üstadım hatırlarsınız, Bill Gates Microsoft'u kurarken bir gün herkesin bir PC'si olacak demişti. Yani çok şaşırmıştı insanlar 70'li yılların sonunda. Aslında benzer bir söylem bizim de vizyonumuz. Her bilgisayar kullanıcısı, her vatandaşa, herkese bir dijital asistan vermeyi umuyoruz. Laptoplarının içerisinde ya da akıllı cihazlarının içerisinde olabilir. Onların günlük rutin yapmış olduğu bilgisayar ortamındaki işleri onlar adına yapabilecek bir dijital asistan. Bunun denemelerine başladık. Kendi içimizde şirketimiz elemanları pilot olarak seçildi ve bu denemeyi yapıyoruz. Yani
ofis uygulamalarından tutun da günlük internette yapmış olduğunuz her türlü uygulamaya kadar bu dijital robot, dijital asistanla çalışma imkanı bulabileceksiniz. Vizyonumuz bu. Ben söylediklerinizden bir şey sormak istiyorum. 700 tane hazır algoritma aktivitesinden bahsettiniz. Biraz açabilir miyiz? Yani bu 700 hazır algoritmadan kastınız nedir üstad? Evet, şimdi robotik süreç otomasyonunda biliyorsunuz en temel, ben şöyle özetleyebiliyorum. Yazılımları kullanan yazılım. Yani tek düze normal beyaz yakalıların bilgisayar üzerinde günlük yapmış olduğu işlemlerin özellikle manuel yapılan, tekrarlanan, istisnaya çok açık olmayan kural tabanlı işleri biz otomasyona geçirerek kişilerin operasyonel alandaki vaktini rahatlatıyoruz. Şimdi bu alanda neler var? Herhangi bir şekilde kullanmış olduğunuz bir ERP sistemi vardır. Bu bilinen uluslararası şirketlerden Oracle olabilir, SAP olabilir, Microsoft olabilir. İşte bunlarla ilgili bir süreci biz otomasyona geçirirken temelde arkada daha önce algoritması yazılmış aktiviteler kullanıyoruz. Aktivite olarak kastetmiş olduğum bu. Yani yeniden bir kod yazmanıza gerek olmadan sürükle bırak tarzında low code no code dediğimiz çalışma parçacıklarıyla bunu gerçekleştiriyoruz ve bunların her birine aktivite diyoruz. Bu aktiviteler şu anda bilinen Amazon, Google, Oracle, SAP, Salesforce, ClickView gibi birçok kurumların içerisinde kullanmış olduğumuz uygulamalara hazır gelen ve iş yaparken implementasyon süreçlerini çok çok azaltan hazır algoritmalar. Çok teşekkür ederim. Bir de bekleniyor. Hyper automation dediğimiz konuyu biraz açar mısınız? Yani tanım olarak hyper automation ne demek? Şimdi RPA ile yapmış olduğumuz otomasyon şu an itibariyle günlük kullanmış olduğumuz ve biraz evvel saydığım kriterlerde olan, yani birbirini tekrarlayan, manuel ve istisnaya açık olmayan uygulamaların kullanılan süreçlerin otomasyona geçirilmesi. Şimdi bu eyvallah. Ama bu bizim gündelik aktivitemizin belki %35, %40'ını kapsıyor. Bir de bunun, yani o denizin altında buz kütlesinin görmediğimiz tarafı var. Bu proses kendi içerisinde direkt otomasyona alınmadan önce proses adımları doğru mudur? Proseslerler nerede tıkanıyor? Ne kadar kişiye bağlı? Ya da sürecin yeniden mi tasarlanması lazım? Gibi biraz daha işin içine girip detaylı analizler yapıyoruz. Bunları da kullanırken gene yapay zekadan faydalanıyoruz ve bu ürünlerden ve ondan sonra otomasyona alıyoruz. İşte o öndeki çalışmayı da şu anda yapabilen bizim process mining dediğimiz araçlarımız var ve yazılımlarımız var. Böylece o sürecin %100 otomasyona alınmasını sağlayan aktiviteler. Çok teşekkür ederim. Ben de kısaca özetleyecek olursam, Gartner ve Forrester gibi uluslararası değerlendirme kuruluşlarına göre pazarın lideri olduğumuz söyleniyor. 160 ve 70'lerde Türkiye'deki pazar payı 200 kurumsal müşteriye ulaştığını belirttiniz. Ve hyper automation, yapay zeka makine öğrenmesi ve uçtan uca süreçlerin verimliliğinin sağlanması konusunda sadece tool değil, aynı zamanda hizmet odaklı olaya baktığınızı ve sahada 150'ye yakın sertifikalı UiPath uzmanının olduğunu ve dolayısıyla şirket bağımsız olarak implementasyonları müşterilerin yapabildiğini söylediniz. Uygulamanın aynı zamanda uygulama arayüzlerini test etme gibi bir özelliğinin olduğunu, yani burada bir test tool'u gibi de kullanılabildiğini söylediniz. 700 hazır algoritmayla birçok sahada var olan uygulamaya entegre olduğunu, sürükle bırakılan low code no code mantığıyla zahmetsizce entegre olabildiğini söylediniz. 200 bin tane form üyeliğinin olduğunu sahada, yani 200 bin tane form web sayfası, öyle anlıyorum. Web sayfasındaki evet. İnsanların sayısı. Evet. Ha, peki tamam. Kişi, community olduğunu ve dolayısıyla soru aklımıza takılan soruları oradan sorabileceğimizi söylediniz. Herkese bir robot sloganımız olduğunu söylediniz ve bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve kiralamanın da standart olarak diğer rakiplerde olduğu gibi yıllık birkaç yıllık lisans kiralama şeklinde ve belki bazılarında yoktur, on-premise olarak da sunabileceğinizi söylediniz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok aydınlatıcı oldu. Hub şeklinde
Siz işte müşterilerimizin hep kafalarında olan, dinleyicilerimizin hep kafalarında olan soruları cevaplamaya çalıştık. Ben katıldığınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Davetiniz için ben teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Evet sevgili dinleyiciler, bugün dijital dönüşüm programımızda RPA konusunu ele aldık. Türkiye'de yaygın RPA üretici ve partnerlarıyla görüşme imkanımız oldu. İki yerli, iki de çok uluslu firmayla görüştük. Voodoo ve Robusta RPA yerli RPA üreticilerimiz. Bizlerin de çok merakla onların ne yaptığını yakından takip ediyoruz. Ve inşallah ileride dünyaya da açılarak ülkemizi temsil ederler. Bunun yarısına dünyada pazar payı noktasında 1-2 numara olan UiPath ve Automation Anywhere firmalarını dinledik. Ve tüm panelistlerime 4-5 soru sordum ve 5 cevap aldım. Birincisi RPA üreticisi firmalarını tanıtmalarını, ikincisi pazar paylarını ve referanslarını, üçüncüsü o RPA üreticimizin diğerlerinden farklı olarak ne yaptığını, öne çıkan özelliklerini, dördüncüsü lisans ve ücret politikalarını ve son olarak gelecekte ne gibi yeniliklerin geldiğini, o şirketin şimdilerde ne üzerinde çalıştığı konularını sordum ve 5 soru sorup 5 cevap aldım. Umarım sizleri tatmin etmiştir. RPA yatırımı yapacak olanlar, RPA yatırımını yenileyecek olanlar, bunun yanı sıra RPA nedir diye merak eden arkadaşlarımıza güzel bir içerik olmuştur diye umuyorum. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki dijital dönüşüm programında görüşmek üzere arkadaşlar.